Süleymaniye'nin diyor kürsüsünde vaaz ediyorum diyor. 10 kişi beni dinlemiyor diyor ya. Bu kadar okumuşum diyor, doçent profesör oldum diyor ya. Bu cübbeli ne anlatıyor da diyor, sağın başına geliyorlar, çamura basıp bunu dinliyorlar diyor. Cübbeli ne anlatıyor işte? Laf dinlersen seni de dinlerler. Din için okumayacaklar diyor. Çünkü bakacaklar, nerede maaş var, istikbal var, gelecek vaat ediyor, diploma vaat ediyor. Çünkü o zaman kadrolu memur olma şansını yakalıyor. Kadrolu memur olayım diye okuyor. Onun için de ne lazım? Hafız mısın, hoca mısın soran? Yok. Nereyi bitirdin? İlahiyatı bitirdim diyor. Ama ilahiyattan çıkıyor, bize geliyor. 10 sene daha okuyor. Hala da bir şey anlamıyor. Ben ilahiyattan çıkmış, bitirmiş adam okuttum 10 sene. E tabi yetiştiler zeki insanlar ama şimdi ona bir şey vermiyor. Bir ilim vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Saatler dolsun, ziller çalsın, işte notlar ayarlansın. Geçeyim gideyim. İlim derdi yok. Dinden başka nedenlerle ilim tahsil edilecek kıyamete yakın diyor. Şimdi bütün ilim tahsilleri neye yöneliktir? Para, istikbal, rant, kadro celbine yöneliktir. Yoksa Allah için okuyacağım, İslam'ı yayacağım niyetiyle okuyan var mıdır? Vardır. Kaç tanedir? Bu çokluk içinde yok gibidir. Allah sayılarını artırsın. Men talebel ilme lillah tekeffelallahu bi rizkihi min haythu la yahtasib. Kim ilmi Allah için tahsil ederse Allah ona hiç beklemediği taraftan rızkını göndermeye kefildir diyor. Ama Allah için okuyacak. Ama Allah için de felsefe okunmaz yani. Allah için tefsir okunur, hadis okunur, fıkıh okunur, akaid okunur, tasavvuf okunur. E hoca ne var? Senin baban zengin idi. Senin baban zengin idi, öyleydi. 80 senesinde 80 model Mercedes koydu altıma. Şoförüyle beraber ben vaaza geliyordum. Gül cami var şu altta. Sorun orada hala insanlar var. Tercih Hüseyin diyor, ben diyor ilk vaaza çıktığını 78'de biliyorum diyor. Tüyün çıkmamıştı Yavuz Selim'de. 11 yaşımdan beri kürsülerdeyim. E tamam senin baban zengin diyor. E ama bu adam diyor, babam zengin değil, şu değil, bu değil. E kan benim babam zengin değil. E şimdi babamın işleri bozuldu. Gitti. Şimdi ben aç kalıyor muyum? He? Yine rızkımı Allah kefil mi? Kefil. Yine profesörden iyi yaşıyor. Kaç tane profesörlüğü var? Maaşı denk getiremiyor. İmzasını atmayı bilmeyen herif, parayı nereye koyacağını şaşırıyor. Bu rızık takdir ilahidir. Akılla, fikirle, okumayla değil. Ama Allah söz veriyor. Allah için ilmi tahsil edin. Hiç beklemediği yerden Allah rızkına kefildi. Allah kefaletini yerine getirir mi? Getirir. Ve kefa billahi vekila. Allah yeter. Kefil olarak da, vekil olarak da. Celle Celal. Onun için çocukları Kur'an medreselerine gönderirken hafız olsun. Rabbimin kelamını ezberlesin. Başına yarın taç konsun. 70 tane yakın akrabasına, cehennemlik akrabasına şefaatçi olsun. Bu niyetle gönderin. Peşinde diploma var mı? Dışarıdan imtihan alacak mı? Kadroya geçecek mi? Düşünmeyin bunları. Gönderin. Bak Allah nasıl rızkını verecek. O memuriyete gidenlerden daha fazla rızkını verecek Allah Teala. Çocuklarınızı ilme gönderin. Kur'an ilmine, din ilmine gönderin. İçi tersine çevirelim. Tekrar din için okumaya başlayalım inşallah. Din için okutmaya başlayalım. Çoluk çocuğu. Bak kıyamet alametidir ki din için okunmayacak. Başka gayelerle okunacak. Dünyevi gayeler. Ondan sonra idâfâ râculim râdev râkkâvmû. Adam karısının sözünü dinlemeye başlayacak. Anasına babasına isyan etmeye başlayacak. Evvelce ana baba sözleri ne kadar önemliydi değil mi? Şimdi ana baba sözü diye bir şey ortada yok. Karı ne derse onu dinliyor. Ne demiş karısı?
kalabalıklara karışma demiş ona. Oradan da hoca soruyor. Diyor ki, içinizde diyor, karısından korkanlar, korkmayanlar, şu tarafa, bu tarafa diyor, hepsi o tarafa